Hocam öncelikle Ankara derbisi Gençler Birliği ile karşılaşacaksınız. Evet. Neler söylersiniz? Yani tabii önemli bir müsabaka. Her ikimiz de cehennem çukurundan çıkmaya çalışıyoruz. Onlar da kendi evlerinde avantajlı olacaklar. Oyun tarzlarımız aşağı yukarı birbirine benzer. Onlar zaman zaman bizim gibi takımlara karşı setle oynayabiliyorlar. Biraz farklılıkları var. Ama dediğim gibi zor bir maç olacak. Yarım puan almak bile bizim için çok önemli. Bir soluklandık. Derin bir nefes almak istiyoruz. Onun için her müsabaka bizim için önemli. Bu müsabaka da öyle. Derbi olması tabii Ankaralıların da iyi bir maç seyretmekten ziyade iyi bir mücadele seyredecekleri bir maç olacak diye düşünüyorum. Hocam son 4 karşılaşmaya baktığımızda 2 beraberlik, 2 galibiyet, 8 puan. Evet. Ki geride bırakmış olduğu haftalarda kazandığı puanlara baktığımızda büyük bir bölümünü kapsıyor. Bu hususta bir hedef koydunuz mu? Şu puanda lig. Yani barajın 36'daki takımların yenmesiyle 36 ile 38 arasındaki bir çizgiye geleceğini düşünüyoruz, öngörüyoruz. Fütürist bakışımız 5 maç veya 6 maç galip gelmemiz durumunda bu çukurdan çıkacağız diye düşünüyoruz. Ama siz kazandıkça rakipleriniz de kazansa o zaman bir şey ifade etmiyor. Yolculuğumuz zor. Uzun ve zor. Ligin boyu kısalıyor ama bizim için zaman dakikalar çok uzun. Maçlar çok uzun. Psikolojimiz bozuluyor. Yani strese giriyoruz. Baş etmek için uğraşıyoruz. Oyuncularımız biz ve kulübümüz. Dolayısıyla zorluk. Ama diyeceksiniz ki bunun için buradasınız. Sorun çözmek için. Eğer çözemiyorsanız da o zaman parçası gibi oluyorsunuz. Yönetim kurulunun camiaya aldırdığı nefesten sonra biz de sahada takıma böyle bir nefes aldırmak için uğraşıyoruz. Umarım başarabiliriz. Zor bir dönemde taşın altına elinizi koydunuz dediğiniz gibi. Yeni transferler de var. Evet. Adaptasyon sorunu tam anlamıyla çözüldü denilebilir mi? Gerson golünü de attı. Kaleci de oldukça önemli performans sergiledi Frederik için. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz futboldan ekmek yiyen adamlarız. Her şeyi çok güzel olması durumunda göreve soyunmak değil, zorluklarla da görev almak, bu cesareti göstermek ya da bu vefayı göstermek zorundayız. Arkamızı dönemeyiz yani futbola. Evimizi buradan aldık, çocuklarımızı buradan okuttuk yani. Nasıl yani her şeyi mükemmel arayıp da orada bulmak? Yani bunu çok doğru bulmuyorum. Şartlar ne olursa olsun görev uygunluğu bize düşerse görevimizin görev almalıyız ve orada futbola hizmet etmeliyiz. Her ne kadar Ankara Gücü camiasına hizmet gibi gözükse de aslında bizi biz yapan, yolda beni görüp benimle resim çektiren insanlara borçluyum ben. Onların çoğu Ankara Güçlü değil ki. O zaman futbola borcumuzu ödemek zorundayız. Gelelim oyuncuların transfer ve yaklaşımlarına. Olumlu bir, pozitif bir durum var. Karakter ve kişilik olarak sağlıklı oyunculara sahibiz. Bunu zaman zaman yönetim kuruluna da söylüyorum. Bu bir şey değil. Yani şu an yaptığım bir motivasyon konuşması değil. Ama oyuncuların gerçekten karakterli olması ve olaya kümede kalırız ya da kalamayız. Bu başka bir şey. O Allah'ın takdiriyle ilgili veya sonuçların getirdiği bir şey olacak. Ama şu anda uyum sorununu hallettiğimizi düşünüyorum. Arkadaşlarımızla takım arasındaki, eskiler arasındaki şey ortadan kalktı. Kulübe, özellikle kulübemiz bizim maç kazandıran duruma geldi. Kulübedeki heyecan ve enerji, sinerji sahaya yansıyor ve ben ekibim bunu kullanıyoruz zaman zaman. Hocam Gençler Birliği maçından sonra da bir Galatasaray maçı var. Bu aslında Gençler Birliği maçını daha da önemli bir hale getiriyor. Birinci sorun bu. İkinci sorun da bu. Eskilerle yeniler arasında bağı kurmakta Sedat'ın rolü ne yönde sizin için? Bana göre Sedat ve İlhan'ın ve Korcan'ın takımı sahiplenme duygusu, aidiyet duygusu bizim işimizi kolaylaştırdı diyebilirim. Haklarını vermem gerekiyor. Ve kendileriyle yapmış olduğumuz ilişki ve stratejilerde onlar da var. Ve biz o stratejilerde onları kullanıyoruz. Dediğim gibi Gençler Birliği maçından sonra süreçte Sivas var. Arkasından Beşiktaş oynayacağız. Dolayısıyla her ikisi de çok zor. Fikstürümüz zor gibi görünüyor ama sonuçta bunlarla oynayacaktık. Yani bu takımlarla oynayacaktık. Bu camialar, evet, güçlü camialar. Şampiyonluğu oynayan camialar. Ama
bunlarla yüzleşeceğiz. Bu bizim kaderimiz yani. Yüzleşeceğiz ve oynayacağız. İyi oynayacağız, iyi mücadele edeceğiz. Belki çok iyi oynayamayacağız ama iyi mücadele edeceğiz. Bunu söyleyebilirim.